ne için yaptığını biliyor. Çok çok yakın bir arkadaşım kolejden, kulaklar çınlasın, Allah hidayet nasip etsin. İlk öğrendiğimde Almanya'daydık o zaman. Çocuklarla beraber onların evinde misafirdik. İlk öğreniş de şöyle oldu. Dedi ki o sıra 28 Şubat zamanı cadı avı başlamış Müslümanlara karşı. Çaktırmadan yapıyorlar tabii. Ya dedi abartıyorlar dedi. Ben dedi yanımdakilere dedi, çalışanlara. Cuma'ya gitmesine izin veriyorum dedi. Ay öyle bir ses tonu ki böyle birden karşımda Firavun'u falan görüyorum. Ya sabır söylemeyeyim çünkü söylesem günaha sokacağım. Tartışmaya gideceğiz onun için söylemiyoruz. Çekindiğimden değil. Sonunda peki dedim diğer namazlara da izin veriyor musun? Ne demek diğer namaz dedim. Dedim öğle var, ikindi var. Hani akşama evinde kılsa bile öğleyle ikindi iş zamanı. Ne demek ya dedi gitsin evinde kılsın dedi. Onun zamanı ama öyle. Sen nereden biliyorsun bunları dedi. Dedim Müslüman değil miyiz? Biliyoruz. Hani normal Müslümanlar bilmesi lazım bilin. Yok dedi hiç sanmıyorum. Bunu dedi çoğu bilmez. Bunun üstüne de yoksa cumaya mı gidiyorsun dedi. Durdum. Elhamdülillah dedim. 5 vakit namazımı kılıyorum. Onun için inanmadı. İşte eşime sordu. Eşim Salim'in hiç yalan söylediğini gördün mü dedi. Bunun da arkadaşın tepkisi şu oldu. İki elini başını aldı araya. Böyle durdu. Olamaz. Olamaz. Aynen böyle yemek masasında. Sana bir şey diyeyim mi dedi. Eğer deseydin ki dedi. Hani sen dedi üniversiteye dışarıda okudun. Homoseksüel oldum deseydin dedi. Saygı duyardım dedi. Ama bu ne ya dedi. Aynı dedi düşük akıllılar gibi dedi. Ayette yazdığı gibi. Bakara suresinde yazar. Biz de düşük akılların iman ettiği gibi mi iman edelim? Allahu Ekber. Farkında değil ki ayeti söylüyor aslında. 20